Sonra mezureyle ben 60 santim baktım. 60 santim var ya. Harbi 60 santim var ya. Anlaşacağım lan bacağım. Benim de sol bacağım var. Lan şimdi ben gidiyorum. Gel lan buraya. Abi şimdi hiç mütevazilik yok. Kocaman kafam kadar kolu var. Hayallerimdeki ölçüleri. Benim de sol omzumda bir sıkıntı var. Boşta bir pompa atalım mı? Çok iyi be. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Harun abimizin yanına geldik. Bugün nacizane güzel bir antrenman atmak için kendisine yazdım. O da sağ olsun kırmadı. Bugün ustasından omuz ve kol antrenmanı göreceksiniz. Oğlum ustada kalma. Ustalar çok acayip oldu. Burada hatta Nihat'ı da tebrik edelim abi. Evet, senin evet. Aracılığınla hani... Evet, Nihat abi o çok farklı bir dünya. Maşallah yani. Var. Yani... Bence ona da söyledim bunu bu arada. Yüzüne karşı da söyledim. Bence Türkiye'deki en potansiyelli maşallah kişi. Var. Nazar yani değmesin. Şöyle söyleyeyim. Olimpiyada Türkiye'de ilk top 5 yapacak kişi amin, bence yani. Amin, inşallah. İnşallah yani, da yapar. Yani. Kalbimiz, gönlümüz, dualarımız onunla. Amin. Ama bir omuz kol deyince de sen de akla geliyorsun abi. Geliyorsak iyi de ama çok yani çok güzel kardeşlerim var. Şimdi ilk aklımıza Nihat geldi yarışı yakın diye. Ama çok aktif olan kardeşlerim evet, evet. Var. Şimdi kimsenin hakkını yemeyelim. Tabii canım. Türkiye şampiyonası da var. NPC de yapılacak burada. Sen kısmet olursa Romanya'ya gideceksin. Aktif İnşallah. Olarak uğraşan çok fazla kardeşimiz var. Felaket değişimleri var. Yani eski zamanki gibi değil. Bir iki senede değişmiyor artık. Aydan aya, 3 ayda 4 bilgi ayda arttı. Felaket formlar hani geliyor ya. Camia büyüdükçe, bilgi arttıkça abi insanlar bir şeyleri doğru yapmaya başladıkça gelişim hızı da artıyor. Sektör büyüyor. Evet. Hepimiz yani bir şekilde can katıyoruz. İnşallah daha da iyi olur. Önceden sen onu hatırla. Önceden senede 2 kilo 3 kilo kas koyabilirsindi. Şimdi diyorum ya, şimdi adam siklet değiştiriyor. Yani çok Türkiye'de... Tabii abi, sen bir senede siklet değişiyor. Aynen öyle. Çok yani biz onları mesela ilk benim bundan 5-10 sene önce İranlılar ilk geldikleri zamanlar 6 ayda bir siklet atlıyorlardı. Şimdi bizimkiler yapıyor. Evet. Yani bir de bizde gençler yapıyor. Yani 23-24 yaşında, 20 yaşında çok büyük cevherler var. Yani maşallah ayaklarına taş değmesin. Artık böyle bilinçsiz yapan çok kişi kalmıştır illa da hani çoğu kişi artık böyle bir şeyler yapıyor. Hani not alıyorlar, istatistik tutuyorlar ki keza ben de yapıyorum bunu. Hani bunlar da zaten hani gelişimin bir parçası bence. Hani herkes not almak zorunda değil, o ayrı mesele de. Hani bir şeyleri artık sürekli yapmak lazım. Şimdi Göktuğ'un not defteri var ya. Ben öyle not tutmuyorum abi. Sen nasıl not tutuyorsun? Ben antrenmanda not tutmuyorum. Ben yarışma hazırlık, benim her yarışma defterim vardır. Kim anlattı lan bize bunu? Biri anlattı senin bu şeyini. Takıntılı yarışa evet. Giderken bile tik atıyormuş. Evet. Yok diş evet. Macunu. Evet, evet. Kulak evet. Pomatı bilmem o, ne. O liste ayrı. Her yarışma için ayrı liste çıkartıyorum, o ayrı. Bir de mesela her akşam abi benim fikstir. Çayımı alırım, otururum defterin başına. Bugün ne yaptım? Burada yediklerim, içtiklerim yazar. Altında ekstralar işte yulafa kakao atmışımdır veya işte BCA içmişimdir. Onlar yazar. Yan kısmında anaboliklerim yazar. Onun altında notlar. İşte bugün ayıptır söylemesi. Şu saatte tuvalete çıkıldı. İşte atıyorum sabah çıkan tuvalete çıktım veya işte bugün modum düşüktü, antrenman verimliydi gibi. Onun yanında günlük yaptığım kardiyolar. Altında günlük attığım adım, kaç kilo uyandım ve kaç saat uyudum falan, bunların hepsi detaylı bir şekilde her günün yazıyor. 90 gün kaladan itibaren yazmaya başladım. Bugün 38 gün kalayı dolduruyorum abi şu an. Bunu böyle yapan arkadaşlar var mı? Benim bu arada... Ben bunu yapamam lan. Bak ben yani... ilk Türkiye şampiyonamdan yok bir bu. Onun haricindeki bütün şampiyonalarımda böyle defterlerim vardır. Vay anam. Her yarışımın defteri var yani. Güzel anılar. Ama bu çok keyifli yani. Benim için meditasyon diyebilirim yani abi ya. Böyle hatırlıyorum bugün 8 yumurta beyazı, 2 sarısı. İşte 100 gram yulaf. Ben sarıyor abi. Diyette bilmiyorum, unuturum onu da yani bilmiyorum. Bir emek isteyen bir şey o da. Bir de mesela ama... şöyle bir avantajı var. Bir sorun mu yaşadın veya ertesi gün formun mu bozuldu bir sonraki gün? Neden? Veya mesela bugün kilon fazla mı uyandın? Evet. Neden? Mesela bugün 400 gram fazla uyandım. Nedenine baktım. Bir önceki gün 7,5 saat uyumuşum. Bugün 4,5 saat uyumuşum. Hani uyku azlığından kaynaklı 300-400 gram fazla uyandım mesela bugün. Vay. Gibi yani. Hani nedenini de çözebiliyorsun, anladın mı? Orada artık çok bir matematik var. Bu çok güzel bir şey abi. Şeyi yapıyor musun? Bu uzaktan eğitimdekileri de böyle yapanlar oluyor mu? Var mı? Ya gelişim tablosu var. Haftadan haftaya onlardan ölçülerini istiyorum abi yani. Ben kilosunu işte vücut ölçülerini evet. Falan yazdırıyorum. Ama defter tutanlar da var tabii. Yani ama böyle zorunu tutmuyorum onu. Çünkü hani herkes sevmeyebilir, yapmayabilir. Tutan profesyonel iş ya. Güzel. Ben
ağzım açık dinledim. Çünkü ne yapmak aklıma gelir ne onunla. Bir, önce ilk gün hevesle sonra yalan ya. Kakao attın falan. Sen kaç gram kakao attığını da yazıyorsun. Yazıyorum, tartıyorum abi. Bırak lan abi. Kakaonun da kalorisi var. Tamam, ooo tamam. Var abi var, kakao yağdır. 5 gram kullanıyorum şu anında. Kolajen kahve var ya bizim, evet. Tofinat aromalı çıkmış. Evet. Yulafa çok yakışıyor. 10 gram ondan koyuyorum. 5 gram kakao koyuyorum. Bunları sıcak suyla yatırıyorum bunları geceden sıcak suya abi. Sabah üzerine 5 gram vanilyalı whey proteini var Ocean'ın. Çok güzel tadı var. Onu böyle döküyorum üstüne böyle şey pudra şekeri gibi. 5 gram yetiyor. Çilek atıyorum üstüne 100 gram. En kral tatlıdan daha güzel. Diyette olunca tabii güzel. Diyette olmak da sen güzel. Sen sevmiyor musun abi yulaf falan? Ya şu an benim favorim hep pirinç unu da yulafı. Ben yulafı mesela yemek için yiyordum. Sade yiyordum. Pirinç unu antrenmanısı yiyorum ben. Onu ben de şey... Favori araman ne? Muhallebi ya bu arada. Abi muhallebi çok iyi ya. Tebrik ederim. Tarçın çok muhallebi. Çok iyi. Üstüne tarçın. Sütle mi yapıyorsun? Sütle reis. Ben suyla yapıyorum şu an mecbur ama onu sütle yapınca bildiğim muhallebi oluyor. Şu efsane. Kıvamı da tutturdun mu? Evet. Biraz da fıstık ezmem varsa soğuk... Ben fıstık ezmesini altına döşüyorum böyle. Sürüyorum, yayıyorum. Sıcak döküyorum onu abi. Bak farklı bir tat. İşliyor şeyin içine. Soğumaya bırakıyorum kendi halinde. Fıstık ezmesi yumuşayıp iyice içine işliyor. Ondan sonra bayağı bir lezzetli bir şekilde tüketiliyor. Ya pirinç unu şu an için çok güzel, yani kaçamak mı diyeyim, çok kıyak yiyin karbonhidrat açısından. Ya abi zaten bildiğin pirinç yiyorsun. Yiyorsun, bir de 200 gram pirinç yemesi de keyifli olduğu için. Yani pirinç gibi büyümüyor ağzında. Evet. Nak 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 yiyorsun, karbonhidrat enerjiyi aldın mı aldın, o yönden çok güzel. Onu da sadece, hani ben de sütle yapıyorum sevdiğim için. Katı diyette süt tabii tercih edilmez ama diyet yapmaya çalışan, böyle bu yolda olanlar için çok büyük bir alternatif. Yani tatlı krizini kesiyor, sana enerji veriyor, günlük karbonhidrat miktarını tamamlamış oluyorsun ve kafan rahat. Şeker almadın. Evet abi. Anladın mı? Pişmanlık duygusu yok yani. Pirinç yedin yani. Aynen öyle yani. Üstüne protein tozundan sos falan yapıyor musun? Ben yok ya. Ben direkt fıstık ezmesini altına tadında. Hani protein tozunu soğuk içme taraftarıyım ben onda. Buzlu karıştırıp ona varım hani. O da keyif için şey yapıyorum ben. Keyif için. Smoothie gibi. Sen var ya, kralsın. Sabah poğaça yedemem mi abi? Poğaçalara devam ya, poğaçası. Bizim orada Balat'ta bir gece poğaçası çıkıyor. Bu gececiler çok meşhur oldu ya. Böyle hani sokak poğaçası, abi poğaça dediğin şey değil ya bence. Dökülecek onu üstündekiler. Sen eski sokak poğaçasına ayrılıyor böyle. Zaten arabada, sokakta bildiğin arabada ya. Bizim orada devam ediyor o usul. Sabah da var bu arada, akşam da var. Akşamınkinin tadı bir farklı. Maşallah. Antrenmandan çıkmışsın, geçiyorum öyle kokusunu aldım. Yarışmada olmadığı zaman 4 tane alıyorum hemen. Tık tık eve gidene kadar bitiyor zaten. Sıcak sıcak efsane oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Sen de öyle. Ben beni yapıştırırsam tere yemez. Az önce kafadan akıyordu kafadan abi. Akıyordu da işte. Abi o var. Yani bu sıcaklarda kısmet olursa Emre de tecrübesini paylaşır. Benim de bu ikinci ya da üçüncü bu kadar İstanbul'da sıcak yaşayasım. Hem antrenman yapıp hem işte... Son 10 gündür diyebilir miyiz abi? 10 gündür dediğin gibi. Yani 10 gün bile değil abi. Bence var ya bir aydır aşırı bir sıcak var ya. Ama son 10 gün en top noktası. Pik yaptı yani. Yani bu evrede işte antrenmanı nasıl yapacağız, nasıl besleneceğiz, ondan sonra tuz alımı, su içmek. Elektrolit. Onlar çok önemli çünkü çok ani, mesela bizim de salonda birkaç arkadaşımızın başına geldi. Baş dönmesi, tansiyon düşüşleri oluyor yani kötü etkiliyor. Yani bunlar için ne önlemler alınabilir, neler yapmak lazım? Sözünü kesiyorum. Az önce Churchill içti mesela. Evet. Mesela elektrolit dengesi, sıvı dengesi. Güzel, hem de lezzetli. Evet. Yani o da güzel ki onu da yapmak lazım gerçekten. Hani özellikle de ağır bir antrenman yapacaksanız, düzenli antrenman yapıyorsanız yani salona gelmeden bir Churchill ya da işte o bizim şey de var gerçi. Adını sen söyle. Aynen. Hidrolitti. Biz üçünü bir karıştırıp içiyoruz. Gerçi yanımda öteki pamptan var. Antrenman yapacağız diye. Evde içtim onu da. Hani ona dikkat etmek lazım. Başka? Abi de, kesinlikle su tuz. O alınacak. Ya. Mesela hani hiçbir şeyiniz yoksa bir maden suyu. Muhakkak. Kesinlikle. İçinde hani çünkü mineraller var. İçmemezlik yapmayın. Ve gerekirse hani bu yarışmıyorsanız bir bence sıkıntısı yok. Bu sıcaklarda temiz karbonhidratınızı ufak ufak arttırabilirsiniz. Çünkü çok fazla su ve enerji kaybı oluyor. Oturduğunuz yerde de kalori yakıyorsunuz. Onun için adelenin içinde tutması için iyi hissetmeniz açısından
Hani 100 gram pirinç yiyorsan 150 grama bu sıcaklarda çıkartabilirsiniz. Yani kendi kendinize eziyet etmeyin. Rahat bir gün geçirin. Onun haricinde... Ben de şunu eklemek istiyorum. Mesela gittiğiniz salon çok sıcak ve klima falan yoksa, bünyeniz de çok sağlam değilse sabah çıkarında bence antrenman yapmayın abi. Evet. Tansiyon sıkıntı olabilir sıcaktan, açlıktan vesaire. Bir de gece bayağı uyuduysanız hani zaten aç karnına gittiğinizde ne kadar sıvı tüketebilirsiniz yani gidene evet. kadar yarım litre, bir litre maksimum içersin. Onu da zaten antrenmana başlamadan longur longur 3 litre 3 litreden fazla su içtim abi. Ya, çıktı hepsi vücuttan. Suyu atabilirsen gene iyi. Karnın şişti mi de kötü. Evet. Ona da ne olur evet. dikkat edin. Hani performansınız bu aralar düşüyorsa sizlik bir sorun yok. Yani bulunduğunuz ortamla alakalı. Hele oksijen o felaket önemli bir kavram yani. Kesinlikle. Şu bu aylarda salonlarda temiz havanın olması çok büyük kavram. Yani temiz soğuk olmasın demiyorum bakın. Temiz hava alamazsanız orada da antrenman performansınız düşüyor. Tam istediğiniz verimde olamıyorsunuz, pump da olamıyorsunuz. Bir bitkinlik çekiyor hemen ikinci, üçüncü hareketten sonra. O dediğim gibi sizinle alakalı değil, ortamla alakalı. Oksijen düşük olduğu için tam %100 verimli çalışmıyor sisteminiz. Bugün Harun abinin kolunu da ölçelim. Var mı özüre? Vardır, ölçelim. Ölçelim mi abi? Abi senin zaten ufak çıkma ihtimali yok ya. Yok ya, benim kolum kısa diye de normalinden biraz daha büyük gibi duruyor da. Abi şimdi hiç mütevazilik yok. Kocaman kafam kadar kolu var. Hayallerimdeki ölçüler yok ya. Ben bir kere kimin bir dergide vardı. Kaç santimdi ya? Ronnie Coleman'ın mı? Birinin 60 santim diyordu ya da Phil Helton. Sonra mezureyle ben 60 santime baktım. 60 santim var ya. Harbi 60 santim var ya. 60 santim öyle bir... Bu kadar. 60 santim öyle bir şey değil yani. Ama olsun. Ama bir de onların abi şöyle bir şey de var. Definisyon kolu. Tabii canım. Hani şey değil, yarışma zamanı kolu yani. Evet, o yağlı, sezon kolu daha da bir büyük. Tane Jay Cutler'ın obez hali var biliyor musun? Bulk yapıyor. O bir resim tane... gerçek mi ya? Masada gerçek oturuyor. Herhalde abi ya. Ben de ilkten gerçek zannetmiyordum da gerçekmiş herhalde o. Oradaki mesela kol ölçüsü onu gerçekten 65 falan var. Resmi bir koyarsın abi de. Ben, onu adamın, ben onu atarım sana. Ben onun gerçek olduğuna inanmıyorum. Benim masada yemek yiyor. Biliyorum elit biliyorum. Gibi, meşhur, evet. Abi çıkıyormuş o kilolara ya. O adam çıkıyormuş. Ama abi acayip yağlı orada ya. Bilemedim şimdi bir şey. Balk yaparken o, ya Jay Cutler'a da burada laf etmeyeyim şimdi bana öyle hiç gerek yok. Olsun ama yapmıştı. O da güzel bir örnek bizim için. Yani kaç yaşına geldi o da sağlam ayakta duran adam. Şu anda sağlam, sapa sağlam maşallah. Yani onu, onlar iyi. Ronnie Coleman'ı deviren yegane insan değildir ve... Ronnie geçmedi mi o ya? Geçti. Oğlum, geçti. Ama tek geçen o değil. He. Geçti o yegane zaman. Dedim ya orada bir düzeltmemişsin. Hepsi kalbimizin şampiyonu ya. Şöyle sen nasıl hissediyorsan sen psikolojik manada daha iyi hissediyorsun. Ben kimi videolarda da öyle görüyorum. Öyle tarif ediyor. Yani tutunup yapmayı söylüyorlar da ben pek öyle alışık olmadığım için. Bunları satışa çıkardı mı? Evet evet bunlar satışta. He. Ben zaten sitede gördüm dedim bana lütfen yollar mısınız? Biraz hafif olduğu için yüksek tekrar yaptım abi. Tamam. Bugün şey geldi önüme. Onu diyecektim aslında. Neydi o? Chris Bumstead'in o FST 7 mi? Bir şey yaptırıyormuş. 7 mi? Neyse adı da. Onu yaptırıyormuş antrenörü de. Şey, onu Henry gördüm. Hala onu mu yapıyor onu bilmiyorum da. Henry Rambo'nun şeyi o ya. Kendi sistemi abi bu. Kendi geliştirdiği bir sistem. Yaptırıyor onu. Bayağı da herkesten verim alıyorlar ama. Açıkçası biraz da farklı yaptırıyor herkese. Hani aynı yaptırmıyor sanki. Zorudur. O da açışlarla başlıyordu. Tekrar sayısı yüksek. 4-5 sette. Baktım biri Türkçe'ye çevirmiş. Ya, omuzda ben çok uzun süre preste başladım. Bayağıdır da açışla başlıyorum. Açış iyi zaten. Daha iyi. Omuzu çoğunlukla izole çalışmıyordum ben. Yeni ekledim böyle 3 haftadır falan 4 haftadır falan var. Belli bir kas yoğunluğu olduktan sonra izoleler aslında daha iyi oluyor. Evet. Yeni başlayan adam işte birden kesinlikle. İzoleye döndü mü tam verim alamıyor. Bir kütle oluşturduktan tabii sonra... Tabii yani adam akıllı kası olmayan bir adam bunlara başlamaz. Ya, hissetmiyor ki. Evet. Önce bir orada bir doku oluşması lazım. Aynen öyle. Kolay gelsin abi. Gökhan kraldır ya. Yo sağ olsun. Bak seni övdüm, edit yarına yetişsin. Güç
yüksek yönde açışla başlayınca tekrar gidiyor yani abi. Sen ondan 15 kiloya mı çıktın? Değil mi? Evet, tamam. Bismillah. Şimdi ne kadar pirinç yiyorum? Abi pirinç 275 gram var pirinçümle beraber. 100 gram da yulaf var. Ya yani 375 gram karbonat var. Ama 300 gram da meyve var. Ya meyve yani, da var. Yani 200 gram muz, 100 gram çilek. Patates vardı da onu çıkarttım ya. Fazla geliyor değil mi? Fazla geliyor değil de onun yerine meyveyi arttırdım. Daha işime geldi açıkçası. Porsiyon daha büyük gözüküyor. Meyveni bilerek muzla çileği mi tercih ediyorsun? Abi denedim. Önce yarım kilo. Şöyle kalori bazında aslında yarım kilo çilek yesem de 200 gram muz yesem de hani 200 gram muz artı 100 gram çilek yesem de aynı. Çileği fazla yiyince biraz şişkinlik yapıyor. Muz böyle biraz daha hızlı sindirim oluyor benim için. Daha efektif olduğu için şu an daha yeni 3 gündür falan muza döndüm. Biraz daha karnım, sindirimim daha rahat. Rahat hani bir de orman meyvelerinde mesela yaban mersini, böğürtlen falan onlar da rahattı benim için. Ama onları da her zaman alamıyorum. Şey donuk. Evet. Bazen bulamıyorum. Gidip almaya fırsatım olmuyor. Olmuyor bir. Ben geçen de aldım ondan. Nereden aldık ya? Yaman file marketlerde var abi. File'de uygundu. Ucuz. File'de ben oradan alıyorum. Biz Migros'a mı girdik? Carrefour'a girdik. Pahalıdır orada. Orada pahalı ya. Yarı yarıya fark ediyor file markette. File'den online'dan sipariş ediyor Sena genelde. Yani internetten. Ben onun online olduğunu bilmiyorum. Ben oradan bu ara onların kendi şekersiz şeyi var. Ice'tisi var. He. Onu alıyorum. Cam şişede oluyor 700 milimlik. Evet. Ama yani ben bitiyor be abi. Cam şişede yollamasının bir anlamı. Normal insana göre. Ben de içiyorum bir seferde bir tanesini de. Ama güzel oluyor. En azından evet, şekersiz. File buraya yakın zaten. Buraya yakın var bir tane. Ben Bayrampaşa'da değil miydi o? Otogarın orada mıydı? Yok, otogarın orada da var. Bizim buraya yakın da var. Yani. O da çok çoğaldı. Bize otogarın oradakinden geliyor galiba. Şekersiz içeceğe bir limit koyuyor musun? Yok abi, canım istedikçe içiyorum. Peki normal, nasıl diyeyim, normal öğrencilerine falan, hani şekersiz içecek yani, bir sınır. Yani herhangi bir problem yapmıyorsan, hani şişlik, gaz, evet. Hani böyle bir sıkıntı görmüyorlarsa, form bozacak bir şey değil ki abi şekersiz içecek. Ben son günde, yarışmaya bir gün kala da içiyorum yani. Bir gün kala içmiyorum da, atıyorum bir gün kala tatlandırıcı kullanıyorum yani mesela cream of rice'da oluyor, ne bileyim, yulafa atıyorum. Onlar benden problem yapmıyor yani. Ya, kafa rahatlığı açısından son bir hafta kesilebilir belki. Yarış deneme evet ama normal birey, ben genelde şey yapanlara 1 litre diyordum da hani günlük. Ama dedim ki sıcaklarda 1 litreyle geçebilir ya şekersiz, iyi oluyor. Ben de mesela şu an en az yarım litre içiyorum. Doğrudur. Ben de şekersiz iced tea. Onu ben de içiyorum. Çok güzel oluyor. Asitsiz ya bir de rahat oluyor. Evet. Asit olunca o biraz şişkin yapıyor bazen. O perişan ediyor yani. Evet. Son set abi değil mi? Güzel bir setti. Kaç atalım? Abi 20 başlayalım. Var mı? Orada var mıydı? Var. Burada da var. Tamam. 20, 10, 10, 10 gideriz. Tamam. Ben bunu hep yapıyorum ya. Her omuz hareketi. Ben de yapıyordum. Mesela. Bunu pek sakatlıyor diye yapmıyorlarmış artık da. Sarıyor ya. Çok ben de bundan keyifliyim ya bu. Şuraya takayım şunu da. Ben en sevdiğim omuz pres hareketi. Bir de bu smith mesh'in güzel abi.
Bu bir şey yardım da etmiyor ya. Evet. Çünkü yüksende kalıyor. Ayıptır söylemesi. Ya oranım düşmüş ya abi. Kalsiyonda çok yağ kalmamış. Burası da sert. Oo. Popoma batıyor. Eyvallah. Old school bir harekettir. En sevdiğim omuz hareketi. Eskiden pull down'lu bile böyle çekerlermiş abi. Enseye değdirirlermiş evet. Yani. Görüyorum bana da ilk öğretilenler öyleydi. Falan. O zaman hep onu öyle gösteriyor. Öne göğüse çekiş yapan yok gibi bir şeydi aslında. Tabii tabii. Hep enseye çekiyorlar. Hep enseydi de sonradan işte sakatlık oluyor bilmem ne diye. Hareketleri o kadar çekersen elediler. Olur normalde. Ya ona eyvallah. Ona eyvallah. Ama temelde antrenman 3 aşağı 5 yukarı hep aynı ya. Yani çok hedefsel bir şeyin yoksa çok dokunuş yapmaya gerek kalmıyor. Yani nasıl diyeyim? Hani şuna ben inanmıyorum. Bu antrenmandan alacağım veri bitti ya da bu hareketten. Senelerdir aynı hareketleri yapıyor musun? Öyle tabii. Ben de öyle. Senelerdir aynı hareketleri yani yapıyoruz. Bazen mesela bunu başa koyarsın. Lateral. Bazen lateralle başlarsın. Moduna göre. Sevdiğin bitti gibi. Yapıyor musun? Adamın haline bak. Ya estağfurullah da ama Türkiye'de kaç kişi de bu kolomuzu? Öyle abi. Bir şey değişiyor arada işte. Küçük dokunuşlar yapıyor. Dediğin gibi yeni hareket deniyorsun. Bir şey oluyor, yeni keyifli bir açı. Keyifli ya biraz da. Ama öyle sürekli. Ya tabii yarışma boyutundaysan. O mesela, başka ya. Mesela eksik bölgene yönelik ağırlık vermen lazım. O ayrı mesele ama yani burada yine hareketi değiştireceksin diye bir şey yok. Şimdi daha fazla yapacaksın diye belki. Daha fazla dinlendireceksin. Belki işte o var. Çeşitlenebiliyor. Yani çok değişen var zaten. Ama şimdi artık hani yarışanlar profesyonel boyutta yapıyor. Türkiye'de de öyle. Ama çok fazla spor yapan var. Hani ondan sebep. Mesela Göktuğ bütün ülkeye şu hareketi öğretti şunu. Ben ondan gördüm desem yalan olmaz. Hani yabancılarda bak pek bakmadığım için. Ya ben eskilerden yapmıştım birkaç defa da öyle hiç bu kadar sık yapılan bir döneme rastlamamıştım ben yani. Kabloyla aşağıdan çekiyordum. Ha tabii onları ama hiç böyle yukarıdan çektim yani görmediğim şöyle, için yapmadım. Şöyle pull down'u tek çekiyordum işte ben bazen. Şimdi her açıdan çekiliyor abi. Ya artık tabii. Ya bir de yurt dışında makine sayısı evet, arttı. Evet. Daha kolaylaştı. Burada da çeşit arıyor insanlar. Furkan nerede? Benim de sol omzumda bir sıkıntı var. Gerginlik acıyor mi? Ya aa, böyle. Bir de üstüne çok yatıyorum herhalde. Kasılıyor boynumdan doğru. Senin bir ara bir videon vardı ya, çip bir ses veriyorsun. Çat diye ses geliyor. Buradan ya. Var ya abi, işin doktoruna danışacaksın o konularda. Benim var ya kaç tane abiye attım o zaman. Sinir koptu diyen oldu. Parmağını hareket ettiremezsin. Acil ameliyat olman lazım. Allah korusun. Korkudan gidiyordum. O gün gidemedim korkudan doktora. Ertesi gün, bir de geç saatti o zaman. Ertesi gün fizyoterapiste gittim. Tak eliyle muayene etti abi. Dedi bir şey yok korkma, sinir atlaması olmuş. Bir abi daha vardı. Sağ olsun o da öyle söylemişti. Ama onun öncesi kolumu bitirdiler. Panik. Kolum koptu. Panik oldun değil mi? Diyor mu soruyorsun bir de öyle şeyler söylüyor. Ya oğlum tik oldu o gün. Sürekli parmaklarımı hareket ettiriyorum. He. Hani gidecek mi parmaklarım? Bir şey olmadıysa da psikolojik mi hasar almışsın abi? Perişan. O bu işte hele çok önemli. Yani çok bilgi kirliliği oluyor. Bilmeyen adam çok yorum yapıyor. Yani sakatlıkta öyle, malzeme kullanırken öyle. Yok abi. Bilmesinler ya da gerçekten samimi olarak inandığınız bu işi yapan birine danışın. Öyle. Tabii. Salonun önünde toplandın. 3-5 tane internetten okumakla olacak iş değil bu. Yok zaten Google'a girdin psikoloji bozar abi. Bozar Google abi o aynen Google öyle. Kadar psikoloji bozan bir şey yok. Neyse free kick, ya beni çekmiyorsun pardon ben de free kick alıyorsun zannediyorum. Gerçi free kick'teki durumumuz yok. Antrenmana gelmeden kaç saat önce yiyorsun mesela? Abi bir gibi yiyorum, 3.5 gibi başlıyorum. 2.5 saat falan böyle bir sindirmek için izin veriyorum kendime. Çünkü dediğim gibi hani şey zaman zaman pre-workout falan da içiyoruz, onu da sindirmek hı-hı lazım. Evet. İçip tak diye başlamamak lazım pre-workoutları falan. Bu sefer mide bulantısı oluyor. Oluyor, randıman da vermiyor ki. Tabii, antrenmanın tabii. sonuna doğru patlıyor, o zaman da tam hissedemiyorsun. Yarım saat olacak ya. Evet, vakit varsa.
Ama yemek olayı da keza öyle. Ya bu zaten senelerdir söylenen bir şey de yiyip hemen gelmeyeceksin. Evet. Yediğin yemek de önemli tabii. Bir de mesela evet onu diyecektim ben de. Mesela pre-workout önünde çok yağ almaya gerek yok. Çünkü yağların sindirimi uzun. Yani daha böyle karbonat protein ağırlıklı. Hatta karbonat ağırlıklı protein bile çok güzel bir tık daha düşük olabilir. Ve hızlı sindirilenmiş olması lazım. Hızlı sindirilene bir örnek ver bari o zaman. Cream of rice abi. Yani mesela antrenman sonra onu yiyorum. Tık diye sindiriliyor aslında. Bir saat sonra yok gibi bir şey. O kadar hızlı mı o ya? Evet. Mesela üstüne protein tozundan sos da yapıyorum ben. Onun evet. içinde de zaten sindirim enzimi de var ya bizim protein evet. tozunda. O da etki ediyor. O öyleymiş ya. Ben onun evet, farkında evet. değilim. Bizim Furkan da yarışan hazırlanıyor. Gaz yapmıyor, rahat evet. şişirmiyor. Onun da faydası var. Çünkü. Doğru sindirim bak. Enziminin de faydası var. Sen de söyledin, o da söyledi. Geçen o içiyordu. Abi dedi hiç dedi şişkinlik falan yapma. Üstünü okumuş o da. Ben okumamıştım. Protein tozları hep böyle gaz yapardı. Evet şişiriyordu. Yani kötü gaz kokardı evet, evet. yani. Doğru şimdi o muhabbetler şimdi kalmadı. Şey. Doğru söylüyorsun. Teknoloji doğru. gelişiyor. Lan. Helal abi. Omuzların sırrı. Maşallah. Abi iyi de indiriyorsun ha. Ama ben hep öyle alıştım. Ben o kadar indiremem ya. İndiririm de korkarım yani. Ben hep öyle alıştım ya. Bir de şey ben de kendimi o korkuyla eğittim hep ağırlıkları arttırırken. Hani biri olmazsa ne yapacağım, nasıl tutacağım? Ben arada gaza gelip taşıyordum bile mesela. He. Hani iyice alışsın Adile diye. Ben çünkü ona çok inanıyorum hani. Vücuda nasıl öğretirsen kesinlikle. O şekilde devam kesinlikle. Ediyor. Şimdi full indirip full kaldırabilirsen hafifte de ağırda da aynı şekil gidiyor. Ama sonradan adapte etmek zor. Hani kesinlikle. Arada deneyeyim dedim mi sakatlanma riski çok yüksek. Ben de önceden indiriyordum öyle eskiden de. Şimdi 90 derece olana kadar indiriyorum. İyi ben bir, yok, doğru da benimki bakma be, alışkanlıktan da hep şimdi. Güzel bir şey ama güzel bir şey. Bir de esnek oluyorsun daha iyi. Ya ben zaten esnek de olmadığım için bunlar da ne kadar esnerse. Bunun üzerine getireyim. 15 atar mıyız? Olur. Olur. Gider mi 55-55? Deneriz. Gider herhalde. Story'de çeksene bize. Koltuk ayarı iyi mi? İyi abi. Sihirbaz efekti yapabiliyor musun? Kaldırıyormuşum gibi. Gel abi biraz. Dur. Oh. Maşallah. 9 tekrar geldi. Maşallah. İnşallah boyunu sakatlamayız ama. Bak yine altını çizelim. Yardım konusu da. Yardım ederken yardım eden kişi bütün yükü taşımayacak. Kırılma noktasında hafif hafif. Böyle bir yükün evet. altına girip yukarı itmeye çalışmayın. O hem sizi sakatlıyor hem hareketi yok, yapan kişiyi. Aynen. Baktın tıkandı dokunacaksın. Heh, ufaktan. Zaten tekrarı yapsın yani. Bir hamam sefamız olacaktı. Bir hamam yapamadık. Gerçi bu sıcakta da hamam mı olur? Abi bu sıcakta zaten hamamda gibiyiz. Gerçi evet. Alırken geleyim mi? İki tarafta aynı değil mi? İki dört aynı, tane. Abi, aynı. Kandıramadım. Dur ben de. Tamam, sen abi. De yormayayım. Haydi abi. Bas abi. Çok iyi be. Bir tane daha son. Çok iyi. Tamam. Nanay. Kavur. Boşta bir pompa atalım mı? Evet, antrenman şu ana kadar çok güzel gidiyor. Harun abi de sağ olsun onun da enerjisi bana geçti. 5,5 haftamız var şu an. Ona rağmen modumuz bugün çok iyi. Allah'a sonsuz kere şükürler olsun. Harun abi şu an pompalıyor. Maliyet ne kadar oldu gitmek? Mesela onları, ben onları geçen kafaya da sordum. Hazırlığı boş verdim. Abi vizeden başladım. Ben eşimle beraber de gittiğim için senayla benim vize ücretim 400 euro. Başvuruyoruz vizeye. Uçak biletleri her ülke için değişiyor ama en kötü git gel 30 bin lira var. Bir kişi mi iki kişi mi? İki kişi. Tamam. Yani ne etti 50 bin lira falan evet. etti şu ana kadar.
Orada kalmak bir 15-20 oraya gidiyor. Yarışma katılım masrafı, boyanması, backstage'e Sena'nın girebilmesi, fotoğrafları vesaire derken 25 falan, ya 100 bin lira net minimum. Minimum. Murat Boz'un şarkısı vardı. Telif yemeden koyabiliyor musun? Minimum, maksimum, minimum bir şeydi. 100 bin lira gidiyor abi ya. Yani bakma, paranın adı kaldı gerçekten. Talha da geçen şey yaptı. Abi yarış, hani bunu hep altını çiziyorum. Dikkat edin, bilin. Gaza gelip de bir yarış evresine başladığınız zaman sonrasını da düşünün. Hani hazırlandın, bu gitmek de mesele. Hani hazırlık süreci hariç yani. İşte. Bu ara çok şey var bir de, onu görüyor musun? Şey yazıyor, 12 yaşındayım, bu formdayım. 12 yaşındayım, 13 yaşındayım, formum nasıl abi, yorumlar mısın falan diye. O, 12 yaşındaki bir fiziği nasıl yorumlarsın? Yani çocuğa diyebileceğin ne var ki? Devam et kardeşim diyeceksin, daha bilmen lazım ya, yani. Yeter ki antrenman yapsın düzgün şekilde. Mesela Nihat, dedik ya, 12 yaşında başlamış abi. Hadi ya. Tabii. Ne yapıyormuş? Adam şu an 21 yaşında. Maşallah, vay anasını be. Maşallah. Oho. Geçen sene Fas'ta işte aldı 20 yaşındayken pro kartı. Şu an 21 yaşında. O yüzden diyorum abi, en çok potansiyeli olan şu an Türkiye'deki adam o. Ya bir de abi işte bak, başarılmayanı başarabilecek birileri çıkıyor. Belki zamanı gelmesi lazım, belki imkan verilmesi lazım. 12, 7, 8. Abi 10 senede adam. 10 sene bile olmamış. 10 sene olmamış. Bir de şöyle düşün, dediğin gibi 12 yaşından geliyorsun hani. Her şey daha tam oturmadı. Kemik, adele. Bir başlıyor irade, adam spora. Tık tık tık. Bir de severek yapıyorsa zaten. Bir de zaten o yaşta. Hani poşet taşısan gelişirsin yani. Gelişir ama işte. Ha, bizim yaptığımız hataları yapmıyoruz. Ekmek arası kaşar peyniri yersen. Anladın mı? Çikolatayı yersen. Benim geçen de attığım gibi. Ondan sonra. Ya her şey vaktinde güzel. Onları da yiyecek ama. Ya öyle tabii de. Ama hani. Her şey kararında güzel. Kararında güzel, yönlendirilmesi. Bir de şuna da inanıyorum. O da mesela bu iş için yaratılmış. Evet. Allah vergisi yani. Hani genetik faktör zaten ayrı, çok büyük. Bambaşka bir şey. Yani maşallah var. Ama işte öyle cevherler bulacaksın, yetiştireceksin, keşfedeceksin ya da aileden biri biraz anlayacak bu işlerden. Evet, aileden biri anlaması lazım. Yani hani bunda potansiyel var deyip gelecek vaat ettirecek. Kesinlikle. Kaçtasın lan? Kaçıncı tekrardasın? Devam et, devam et. 8'de yakalamışız abi daha. Kaç tane gideceğiz? 12 abi. Hadi oğlum, 2. Hadi oğlum. Ali. Çok güzel yemek tarifleri var abi. Sürekli deniyor. Hepsi de sağlıklı. İznin olursa seni koyabilirler mi oğlum video? Tamam. Ben altında yorumda etiketlerim onu. Kolay gelsin. 10 kilo artırılabilir tamam abi ya. Kardiyo yapıyor musun abi? Yok ya. Onu aslında çok başlamak istiyorum. Nefesim yetmiyor. Da bu sıcaklardan, evet, üşendiğimden yapmıyorum onu. Hani sırf kondisyonum artsın diye çok istiyorum onu da. Aynada görkem. Bir anda aydınlandık. Bence kilo iyi. Arttıralım mı? Bir tane arttırayım, 5 arttırayım. Tamam. Çıtırdan da olsa artmış olsun. Oh. Ben bir set daha gireyim, onu geçeyim. Tamam.
Artırıyorum abi. Olur abi. Oh. Tişört ne zaman çıkıyor abi? Kol çalışırken mi? Ne bileyim, çıkartırız kolda. Terledim ya bir de. Yapış yapış. Oldu. Son set. Evet. Oh. Evet. İlk biceps yapalım bence. Son mu yapacağım bunu? Bicepsi tekke sona atalım. Tamam. Önce triceps yapalım. Tamam. Ben de o sizin flash'taki inceleri beğeniyorum. Ha, o ince zaten benim favorim ya. Kahverengi gibi o. O sanki tam böyle çatır çatır evet, yukarıdan evet, aşağı tam hissediyorsun. Evet. Yani o ayrımı, kesiği, pump'ı o tam birebir veriyor. Yani o benim daha çok hoşuma gidiyor. Elle bütünleşiyor. Evet. Tam böyle hakimiyet kuramayınca sanki hissedemiyorum gibi oluyor. Hani basıyorum da yalandan. İndir evet, kaldır. Bindirebilmek lazım ya. Yani. Şimdi de aynı noktada git gel yapsa tamam diyorum. Basıyorum anca taşıyorum onu. Arka kolumda o kadar hissetmiyorum. Kaldım seni. Senin favori biceps hareketi, çift çekme. Bir de ben biceps çalışmıyorum adamım, ne diyor abi? Bu sikletten ötürü mü? Abi kolumun çok büyümesine gerek yok yani şu değil an mi? Vücuduma oranla zaten. Estetik yani, açıdan evet. Kuşlamıyorum büyüsün diye yani. Sadece formda kalsın. Deri tembelleşmesin diye çalışıyorum. Oradaki hakemler mesela sonrasında istişare yapıyor musunuz? Tabii tabii. Şöyle olsaydı falan. Yani her yarıştan sonra feedback alıyorum abi. Bakıyorum. Son yarışta bir eksik söyleyemediler. Niye bir yapmadılar? Sadece birazcık daha sırtını geliştirebilirsin. Eksik olduğundan değil ama geliştirebilirsin. Diyemedim bir şey. Oksijen yetmedi. Ananı, kral üstünü çıkartıyor. Koluma kram girdi. Dur. Mikrofon da var. Mikrofonu kurtar. Mikrofon pahalı. Dur. Helal. Senden önemli değil. Boş ver.
Allah, bir dakika. Takayım mı şöyle? Evet, tak abi. Tam yerine taktı değil mi? Kral ya, kocaman. İçeri... Evet. Maşallah. İçeri şey girdi. Şu terliydi. Yapıştır abi. Haydi abi. Ey maşallah. Oh, bu da nefesimi tutunca tansiyonum düşürüyor. Kütle canavarı ya. Tek ayağını yürütmüşler abi. Ha, niye öyle bir şey yapmışlar? Dediğin gibi aslında iki basamaklı oluyor. Bir tane de ben böyle gireyim bir bakayım. Klasik fizik mi yarışacaksın? Yok abi. Bodybuilding. Vücut geçti. Kaç kiloda? -75. Yaşın kaç? 23. 15 ya. Gençlerde genç. Ya 15 ya. Gençlerde çok iyi lan. Türkiye'de yarışacak mısın sen mesela? Tamam, çok iyi dayı. Biraz daha otursana kalçana. Şükür abi. Yani bak ne yapıyorum biliyor musun? Arka bacağını kalçanı sık otur, onu unut. Moruk. Heh. Kalsın böyle bak. Daha demin hiç normal löp göt gözüküyor bak. Öyle olmasın. Ha, oturdun orayı bırakma. Şu omzunu bir tık şöyle geriye al moruk. Heh. Biraz daha şöyle otur. Heh. Kalçayı ve arka bacağını unutmayacaksın ama. Ama bak dirsekten omuzdan geriye gidecek. Anladın mı? Bak şöyle olma. Şşş, dik duracaksın. Şu omzunu da bir tık daha geriye alabiliyorsan. Kafan öyle bak. Sen sadece omzun ve kolun geri gelsin. Çatını genişlet diyor. Beni bir için. Tamam. Gel, verelim hadi. Kral. Gel. Çek oğlum, dursun. Çek. Çekil, hadi. Oğlum biz poğaçalar buraya geldik. Benim de götüm yok, ne yapayım? Anlaşacağım lan bacağım. Benim de sol bacağım var. Aç şimdi, oğlum, ben gidiyorum. Benim oyun bacağım değişti. Benim de bacak ya abi. Harbiden ya. Sen de versene lan, kolu savunsana bizi. Gel lan bodybuilding. Gel lan buraya. Hı! Evet, sen kaç kilosun? Abi 95,5-96 şu an. Bizim olan kaç kilo? Ben 76,6 abi. 20 kilo var aramızda. Ama boy farkı bayağı var. Evet abi. Oğlum senin maşallah bacakların ne biçim olmuş lan o damlalar. Maşallah. Abi, sağ bacak yok bende de abi. Nasıl? Sol var. Abi ne diyorsun? Kanka İstanbul şampiyonası da yapacağım. Çok başarılı fiziğin var. Yani bence gerçekten güzel dereceler elde edersin. Bir de gençsin. Bir de sikletin çok iyi. -75. Evet abi. Anladın mı? Bak bu ya da yarış. Ya olay abi gerçekten bir bak, olmak değil. Bu da yarış. Tamam mı? Yarış. Senin buradaki asıl hedefin rebound o. Rebound da bir senede yapamayacağın kasıp 2 ayda yaparsın. Öyle söyleyeyim sana. Abi geçen sene işte bu çünkü dönemde. Çünkü sıfırsın. Vücuda her şeyi verdin, evet. Verdiğin her şeyi alacak vücut. O yüzden rebound'un, yani asıl hedefi rebound almak olsun. Rebound'u aldığın takdirde çok iyi gelişirsin. Bence abi, biraz da bacağından... İki madenci yan yana gelmesin abi.
Bak, bütün bizi bak unuttular, yarışıyorlar ya. Alayı aynı. Yarışçı mı bunlar? Hepsi birbirini buldu şimdi abi. Bizi bir tane şeye çağıran yok. Ya buradaydınız. Şuraya gelin. Abi. Şuraya gelin iki gözükün. Tamam gel, deniz. Abi gel gel gel. Ya, bir gel abi gel. Şöyle oğlum, bana doğru dön abi. Neyim abi? Abi, Trebez'e damarları zoomlasana. Bu nedir abi? Gözüküyor mu lan? Ben sonra beni niye çağırmıyorsunuz diye. Estağfurullah. Ya, psikoloji bozuyorsun abi. Ama yani Türkiye için kurtarır bence abi, ne diyorsun? Ya tabii iyi definisyon olursan kurtarır. Zaten şu an bayağı kuru vücudun ama üstün çok kuru altına göre. Evet abi, üstü ve önüne geliyor. Altının derinleşmesi lazım. Geçen sene hiç bacak yapmadım çok. Yorum yapmamışsın, adamı dinle. Bak böyle de olmayın. Anladın mı? Benim Fokan'ın ikinci yarışı değil mi şimdi bu sene? Evet abi. Kısmet olursa iki olacak, sonra üçüncü yarışı olacak İstanbul Şampiyonası. Bu arada İstanbul Şampiyonası'nda yarışacak kardeşlere de başarılar dilerim. O yakın. Hadi bak şimdi rakiplerin seni de buradan görmüş olacak. Hocanız ya da büyüğünüz bir şey dediği zaman dinleyin. Dinleyin. Ondan sonra dinleyin. Şimdi bizim kardeşimiz olduğundan böyle şey yapıyoruz. Harun abi sinirlendirmeyin. Hepiniz ya, tokatlar var. O bizim kardeşimiz. Ama ben istiyorum ki o da öyle yetişsin. Çok efendi biri, Allah razı olsun ona. Yani o da öyle yetişsin. O da bu işi yapsın. Gelecekte para kazansın. Doğru. Hala sırtına bakma derdinde. Gel reis. O da adamı sömürecek. 50 tane poz verdirecek. Adı mı? Kralsın abi. Abi lavuk iyi ya. Yo maşallah var ya. Bir de iyi, onun için diyormuş. Bakma bu 6-7 aydaki böyle değişimi. Çok iyi abi. Ha, bizim abi bir... yapı değil mi? Özür dilerim. Lafı bir kesin. Yapı çok iyi. Bunun da genetiği müsait. Çok işte iyi. Abi, boyu da böyle olsa çok avantajlı. Mens böyle değil dayı. Siktir et sen. Bu insanlar çok abi çok unuttum ya. Hiç yok yapmadığım için. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Rebound'ı al. Sonra kapat yani o sezonu kapat, bacaklarını yükle. Değil mi abi? Bacakların üstünü geçemez zaten. Üstün patlak duruyorsun yani. Anladın mı? Ne kadar kuru olduğun halde flat durmuyorsun yani, patlak duruyorsun. Bacağını yüklen dayı, bacağını yüklen. Çok güzel şeyler olur senden, 2 seneye falan böyle bayağı iyi olur. Ama kapatacaksın kendini. Değil mi? 2 sene. Kapatacaksın kendini. Furkan'ın yaşı da genç yani. 20-22'ye kadar aslında zaten daha gelişim aşamasında. Tabii. Bir de bu diyetleri falan... Sen 23 falan... oldun değil mi? Hayır işte anladın mı? 1,5 yaş. Şey, aramızda 3 yaş var abi. Bizim Furkan'la. Sen de çok genç. Ben 26 yaşındayım. Satayım, ben çok yaşlıyım. Abi. Lan ben senin bana yakın zannediyorum. Yakınız abi, çok uzak değiliz. Oğlum ben 33 oluyorum, sen 26, 8 yaş var buraya, 7-8 yaş, çocuğum olsa 8 yaşında olacağım. Yani oğlum ben çok yaşlanmışım, siz haklısınız, ben bir şey demiyorum. Yok abi, estağfurullah. Abi sen onu söyle. Ben 40 olduğumda bunlar daha 33. Tamam abi, gel bir pozdan yapalım. Yapalım. Beni bir tokatla. Bir estağfurullah, ne tokatlıyor oğlum. Oğlum benim bacağım yok. Benim de yok abi. Ayakkabılarım var. Benim de. Çoraplarım var. Ne veririm? Çiçek sezer abi. Sen... Sen vücut geliştirmeye döndün, seninki atletik fizikle devam ediyor, tamam mı? Tamam, pardon. Pozlar sana verse yakışmaz reis. Her şey yakışır. Versene Allah aşkına. Nasıl vereyim, ne vereyim mesela? Mesela. Şöyle, oğlum benim belimden böyle mi? Ben küçük gibi... Çek çek. Seyircim mi duruyor lan ben? Halaya kalkmış düğün alayındaki... Böyle mi yapıyor bence? Reis boş ver. Askılık kaçmış gibi abi. Sana çift bize bir şey. Ben çift sesleyelim abi. Bakalım. Yapamıyorum oğlum şişkan. Böyle poğaçaydık. Başka abi? Başka? Koltuk altı. Ha olur. Bismillahirrahmanirrahim. Yağlardan. Yandan göğüs olur abi. Olur. Bak o her seferinde bacağını poz veriyor. Bende yok diye ben hiç... Muscle. Böyle mi yapalım? Ayakta hangisini de istiyorsun? İkisini de yapalım abi. Tamam gel. İyi maşallah. Allah razı olsun. Eline kolay. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Aaa Harun abinin kolunu ölçüyor. Oğlum yarım kilosu evet. Kaybettik burada. Tahminleri alalım. 53 ben 52 diyorum. Yok lan gelmez. 53. 52 abi. Bence 51 falan. 53. Gelmez. Abi zaten senin kol sintol gibi duruyor. Öyle de öyle değil işte ama. Değil abi zaten biliyorum sintol yapmadın mı? Ben yapardım da. Kolay olsa.
Hadi gel bakalım biz. Koysana şu an. Hani... Net 53 ya. Hatta 54 bile çıkabilir. Yok oğlum ya. Görüntü var da şey yok. 52. O kadar. Suyu içseydim, yarın 10 dakika önce ölçseydin 53'ü geçerdi. Bak tam o, son setten çıktı anda ölçecektik. 53 belki o zaman vardı. Belki o gerginlikle belki şey yapardı. Abi ama bir şey söyleyeyim mi? 52 olabilir de görüntü en az 55 ya. Allah razı olsun. Maşallah, maşallah. Evet, güzel bir antrenmanın, güzel bir günün sonuna geldik. Öğünümüzü yaptık, sen yemedin ama. Yok, sen yanda taşıdığın için yedin, ben yemedim. İçeceklerimizi içtik, biraz sohbet muhabbet ettik. Abi her şey için çok teşekkür ederim. Ederim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok da güzel, verimli bir antrenmandı. Antrenman sonu makarasında poz da yaptık. Orası daha keyifli. Evet, evet. Orası daha keyifli. Güzeldi. Çok teşekkür ederim teşekkür abi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Allah razı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Harun abinin kanalına da abone olmayı unutmayın. Instagram'lardan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Pazartesiye sallamayın. Bugün başlayacaksanız bugün başlayın. Hemen şimdi izlediğiniz anda başlayın. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Demiyorum antrenmanda yapmayayım. Yok abi o inancı ben bitirdim artık. Ne ilaç ne yemekte.